bilirsiniz. Bak evlat ne kadar kıymetli, önemli. Şimdiden düşünüyor, babasından uzaklaşmak istemiyor. Evlat ve anne, evlat baba, çok kıymetli şeyler bunlar. Allah-u Teala öyle bir içgüdü vermiş ki bize de, geçtim bizi, hayvanlara bile. Hocam o dediğiniz görüntüyü şimdi vereceğim. Hangi görüntü? Kuzular ve onların yavruları bir anda karşılaşıyorlar ve her kuzu kendi annesini buluyor. Biz gözümüz gördüğü halde, hani biz bu aklımızla aynı kuzuyu burada ara bul desen mümkün değil, bulamayız. Yüzlerce anne arasında kendi annesini hemen buluyor. Aynen hocam. Verin bir görüntüyü lütfen. Biz bulamayız. Biz bulamayız aynen. Doğru. Ama bu kuzular, bu anneler de tanıyor. Başka kuzu yanaşıyor, hatta yanlışlıkla onu istemiyor. Bu karışıklık oldu diye. Kendi kuzusunu bekliyor. Buyurun efendim. Arkadaşlar, sevgili seyirciler, şu anda Aksaray'ın bir köyünde koyunla kuzunun buluşmasını, kuzuların analarını bulmasını, yörükler tanışıyor grubu olarak sizlere bu görüntüleri, bu videoyu paylaşmak istiyorum. Evet, bir anda meydan koyun kuzu melemeleri, koyun kuzu görüntüleri, ana başlı Mehmet farkı bu. Evet, yörükler koyunlarıyla, yörükler hayvanlarıyla buluşuyor. Evet. Kuzular analarını ararken, analarını bulan da süte sarılıyor. Çok güzel anlatmış. Bu görüntüler mükemmel. Ana kuzusunu arıyor. Evet, bir kuzumuz yerine sütü bırakmış, su içiyor, su. Evet. Sütü bulamamış. Bazı uyanıklar var. Rastgele yemiyor. Ama bir tanesi var ki o kadar güzel ki. Ay. Şuna bakın. Çoban kardeşimiz bizlere bu görüntüyü paylaştırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Vallahi bu kalender çok zayıf ama süt yerine suyu tercih ediyor. O da onun şansı. Bu görüntüler bambaşka. Şu anda yavaş yavaş sesleri kesildi. Analarını bulmaya başladılar. Analarını bulan, sütü bulan sesi kesiyor. Ama kuzuların hepsi topaç gibi maşallah. Demek ki bunu böyle her gün, bu böyle oluyor demek ki. Değil mi? Şimdi bunlar sağımlık koyun olduğu için kuzuları her zaman yanına bırakmıyorlar. Ha. Çünkü annesini emer, koyunun sütü biter. Peki hocam biz... Arada emziriyorlar. Onların şeyini mi almış oluyoruz acaba? İneklere de aynı şey yapıyorlar. Üzülüyoruz bir taraftan. Hayır. Ama sütlerine mi onun ortak hakkını, oluyoruz? Onun hakkını sağmazlar zaten. Ha, onun hakkı onun. Tabii. Ama kuzunun hakkı kuzunun o. Fakat burada... en önemli tanışma seslerle oluyor. Niye meliyorlar? Koyun da meliyor, kuzu da meliyor. Sesinden tanıyor anasını. Bir, iki, kokusundan tanıyor. Evet ya. O doğar doğmaz onu yalamıştı ya. Hı-hı. Annenin kokusu kuzuda, kuzunun kokusu anada. Ses de ayrı, koku da ayrı. O bir de içgüdü var yani. Anayı çekiyor demek ki o. Mesela bebekler vardır. Daha aklı ermez, bir yaşında, iki yaşında. Akrabasına düşkünlüğü başka oluyor. Evet. Uzaktan birine. Susuyor kucakta. Tabii. Başka birinin kucağında başlıyor ağlamaya. Başka birinde ağlıyor. Ama şu görüntü harika. Allah kimseyi anasından ayrı koymasın. Amin. O da ne kadar zor bir şey.